Arkadaşlar, aracın yanındayım. Trafikteki işlemleri halledip aracı şimdi çıkartacağım otoparktan. Gördüğünüz gibi aracı komple orijine çevireceğiz. Bakalım nasıl yapacağız? Nasıl altından kalkacağız bu işin? Detayları tekrardan paylaşacağım size arkadaşlar. Video devam ediyor. Sökelim bakalım spoilerimizi de. Herkese olay oldu. Yani o kadar olay var Türkiye'de. Her şey benim spoilerıma kaldı. Modifiyeyi köreltiyorlar arkadaşlar. Gene her zamanki gibi aynı şeyi söylüyorum bakın. Tamam, egzoza karşıyız. Eyvallah, rahatsız ediyor. Makas atanlara da aynı tepkiyi ben de veriyorum. İnsanların canını kastetmeye kimsenin hakkı yok yani. Ama bu tarz basıklıkla, atıyorum spoilerla, xenonla, ışıkla olacak şeyler değil yani bunlar. Ne yapsın gençler? Torbacı mı olsun? Hırsızlık mı yapsın? Adamın tek derdi arabası. Arabasıyla uğraşıyor. Arabasıyla ilgileniyor. Bir gün izni var. Gidiyor arabasını yıkıyor, arabasını temizliyor. Arabasına önem veriyor, özen gösteriyor. Yarın bir gün gerçi bu konuşmanın üzerinden de bir şey çıkar şimdi muhakkak. Muayeneye gireceğim. Muayeneye girdiğim zaman her şeyi işiteceğim arabada. 3 ay sonra muayenem var.
Arabamda egzoz da yok ama memur abimiz bu yönetmeliğe haykırırım dedi. Çıkartalım bakalım, başlığı da çıkartalım. Sıkıntı yok. Evet arkadaşlar, aracımızı çıkardık otoparktan. Şu anda üzerinde ben var. Aracı spoiler'ını falan her şeyini söktüm. Egzoz başlığı vardı, ona kadar söktüm. Aracım basıktı. Aracı yükselttim iyice arkadaşlar. Yani son seviyeye kadar getirdim. Olay çok farklı büyüdü arkadaşlar. Yani bizim amacımız hani reklam amaçlı, espri olsun, komedi olsun diye. Hani hangi akla mantığa yatıyor bilmiyorum ama bu şikayet eden arkadaşlardan bahsediyorum. Yani bunu burada kim ceset taşır? Allah aşkına siz söyleyin bana. Siz burada ceset taşır mısınız? İnsanlar ceset burada niye taşısın yani? Biz işin tamamen makarasında, gırgırındaydık. Hani espri olsun diye yaptık biz bu şeyi, yani bu ceset muhabbetini. Hani ben anlamıyorum yani, anlam da getiremiyorum. He, yapacak bir şey yok. Her şeyin muhakkak bir bedeli vardır. Bir gece nezarette kaldım arkadaşlar. Onun dışında aracım bağlı. Birkaç gündür aracımla uğraşıyorum, 2-3 gündür. Muayeneye hazırlıyorum aracımı. Aracım yeniden muayeneye gidiyor. Çok da güzel bir ceza yazdılar sağ olsunlar. Yani bir 10.000'e yakın bir cezam var şu anda. Onlara ödedim. Yani bir şey diyemiyorum arkadaşlar size yani sonuç itibariyle. Ya kalkıp ben hiç akan trafikte makasa girmedim. Egzozum yok, bağırta bağırta gezmiyorum. Çok böyle yüksek bir ses sistemim yok hani aracımda. Gümbür gümbür insanları rahatsız etmiyorum yersiz. Yani bilmiyorum, canınız sağ olsun. Devletimizin canı sağ olsun, Türk polisimizin canı sağ olsun. Sıkıntı yok yani, kesinlikle yine olsa gene öderim yani, sorun yok kesinlikle. Ama dediğim gibi modifiye suç değil, yaşam tarzıdır. He, arkaya ceset koymakta modifiyeci olunmaz. Kendim modifiyeciyim demiyorum zaten. Ama biz işi tamamen espriye döktük. Hani makaraya döktük. Hani dedik bir komiklik olsun. Atıyorum bir farklılık olsun. Ki oldu da 2-3 gündür mesela Türkiye komple beni konuşuyor. Bunun da farkındayım. Hatta yolda görüp videomu çekmeye çalışanlar, fotoğrafı çekmeye çalışanlar da oluyor. Güzel bir duygu mu? Güzel bir duygu. Ama dediğim gibi bedeli oluyor. Her şeyin bir bedeli var. Biz de o bedeli ödedik Allah'ın izniyle. Bugün de muayeneye girecek aracım. Nasipse yine eski haline getirir miyim bilmiyorum ama bir süre bir orijinal kullanmayı düşünüyorum arkadaşlar. Yani bakalım hayırlısı hakkımıza ne diyelim. Diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Siz zaten bu Kamlık Efendi modifiyede yaşananların sonrasındaki aracın bağlamaları falan her şeyi paylaşıyorum şimdi size. Şey diyemiyorum. Diyeceğim tek kelime modifiye suç değil, yaşam tarzıdır. Arabamın basıklığı, arabamın rengi, arabamdaki xenon, bilmiyorum yani pek fazla böyle sorun olmaması lazım ama oluyor.